Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Define avcısı yine arazide. Arkadaşlar şimdi burada daha önce işçilik yapmıştım bu kayadan. İki sefer malzeme çıkardım. Burada alan tarama beni zemin altında toprak alanda bir yerde değerli bir malzeme olarak bir yere götürüyor. Daha önce de hatta takipçilerden bir arkadaşım sağ olsun beni çok iyi takip ediyor, çok iyi analiz ediyor. Onun dediği bir yerde bir malzeme görünüyordu. Şimdi arkadaşlar alan tarama modunda cihazı çalıştıracağım. Nasıl arama yaptığımı siz de izlersiniz. Burada bu bölgede şimdi biraz ileri gidip de şu tarafta bir yerde bir çalıştıracağım alan taramayı. Oradan bir bakacağım. Alt taraftan bakacağım, üst taraftan bakacağım. Hepsi aynı noktaya giderse orada görüntüleme modunda tekrardan inceleyip, yeri inceleyip varsa bir şey çalışma yapacağım. Evet, yavaş yavaş kalkalım. Videolarımız çok uzun oluyor diye bazen şikayet eden oluyor. Bazen de videolar çok kısa oluyor diye söyleyen oluyor. Herkesin isteğini yerine getirmeye çalışıyorum. Şimdi pardon, önce cihazı açmıyoruz. Önce telefonumuzu açıyoruz. Uygulamaya giriyoruz. Şimdi uygulamaya girdik. Cihazımızı açtık. 3 tane bip sesi geldi. Bip sesi geldikten sonra arkadaşlar APP moduna getiriyoruz cihazı. Şuradan APP moduna getiriyoruz. Sonra Pro App Plus'ın olduğu yere tıklıyorum. Pro App Plus'a bağlan diyor. İptal diyor. Burada da bağlan diyor. Şuradan bağlan butonuna basıyorum. Pro App Plus'a bağlandı. Evet. Pro App Plus'a bağlandı. Yani Pro APP Plus. Şimdi bakalım buradan. Şuradan bir çalıştıralım alan taramayı. Bizi nereye götürecek? Çok hızlı kilitliyor arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar, burada cihaz geri çevirdi. Arkada kaldı malzeme diyor. Hop. Tekrar şurada bir yeri arkadaşlar bize alan tarama değerli malzeme olduğunu söylüyor. Bir de şuradan bakalım ne yapacak. Kafa sallaya sallaya geliyor arkadaşlar buraya. Bakın arkadaşlar, aynı yere geldi mi? Hop. Diyor ki ben buradayım. Yukarıdan da bakalım. Evet. Bu tarafa geç. Hatta şöyle duralım. Arkadaşlar şimdi alan taramayı kullanmayı bilmeyenler belki kendi çeviriyor diye düşünebilir. Ben elimi alttan değdirmiyorum, bir. İkincisi arkadaşlar, alan taramayı kullanırken herkes, alan tarama kullanıcıları iyi bilir. Alan tarama cihazını hafif öne eğik tutarsın. O zaten kendini o şekilde yönlendirir. Yani
Biz kendimiz bir tarafa doğru çevirmiyoruz. Düz de tutmuyoruz. Hafif öne eğik tutuyoruz. Öne eğik duran bir şey. Hop. Bakın arkadaşlar, aynı yerde çeviriyor. Burada güzel bir şey var gibi tahminimiz doğru çıkar inşallah. Şu cümlemi bitireyim. Şimdi arkadaşlar bakın, alan tarama daha önce kullanmamış arkadaşlar, şunu göstereyim size. Bakın arkadaşlar, alan taramayı şöyle bileğimden öne doğru eğik tutuyorum her zaman. Alan tarama çünkü böyle tutulur. Şimdi öne doğru eğik tutarsam bir şey yoksa sabit kalır. Biraz kafa sallar, arar etrafı. Bir şey yoksa arkadaşlar böyle bekler. Ama bir şey varsa, bu öne eğikken bunu böyle ben kendim çevirtirme ihtimalim yok. Kendisi döner. Böyle bildiğiniz bekler arkadaşlar. Yani bu alan tarama cihazını bir elinize aldığınızda anlarsınız yani sizi bir yere gerçekten götürüp götürmediğini. Götürdüğü yerde de mineral mi var, değerli bir eşya mı var, onu da anlamak için arkadaşlar bu Pro App Plus'ı üreten arkadaşım çok güzel tasarlamış. Görüntüleme moduyla alan tarama artı termo tarama modunu, üçünü bir cihazda toplamış. Çünkü çok uğraştılar, çok uzun süre çalıştılar bunun üzerinde. Üçünü bir araya toplayıp güzel bir cihaz çıkarmışlar ortaya arkadaşlar. Şimdi evet, bir de şimdi görüntüleme modunda bakalım. Şimdi arkadaşlar, yeraltı görüntüleme moduna geliyorum. Önce bir alan taramayla tespit ettiğimiz yerde, şimdi burada alan tarama bir malzeme olduğunu söyledi bize. Biz malzemenin olduğu yeri, yani şüphelendiğimiz yeri değil de buradan uzaklaşıp olmadığını düşündüğümüz bir yere gelip orada toprak ayarı yapmamız gerekiyor. Çünkü malzemenin olduğu yerde hemen yakında falan da yaparsak oradaki malzemeyi görüntüleme modunda algılayamayız. Şöyle yapalım, burada biraz uzaklaştım. Burada bir toprak ayarı yapalım. Toprak ayarı tamamlandı. Evet. Evet, buradan başlayalım taramaya. Şimdi bir adım yan tarafa geçiyorum. Buradan şöyle. Aslında bu işleri düz arazide ip çekerek yapmak lazım. Şaşırmamak için. Şimdi bir adım tekrar bu tarafa geçiyorum. Çok güzel. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Kırmızıyı gördünüz mü? Bu taramanın şu anda sonunu bile beklemek istemiyorum arkadaşlar. Nokta şu anda belli. Ama olsun, biz gene de bitirelim. Tam ekran alalım. Burada ağaçların içine geldik. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, kaydedesin mi? Evet diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın, burada size ekranı göstereyim. Görünüyordur sanırım. Görünmüyorsa ben şimdi bunu kayıt alacağım. Fotoğraf olarak da vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, değerler 711
Sanırım en düşük, bakalım. Evet, 711 en düşük. Ha pardon, 685, 658. Evet, toprak ayarını yaptığımda 600 küsürlerde çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi bakalım, 658 en düşük. En düşük 658 arkadaşlar. Toprak ayarıyla eşit neredeyse. Diğer değerler arkadaşlar, bakın, malzemenin olduğu yere yakın olduğu için hepsi 700 küsürlerde çıkmış. Bir tanesi 939 vermiş ve kırmızı renk. Şimdi arkadaşlar, bu kırmızının etrafında boşluk olsaydı, mesela bir mezar odası ya da böyle bir kapalı kasa gibi düşünün, veya üstü böyle kayayla örtülmüş, altında boşluk olan bir yer olsaydı şu 939'un olduğu kırmızı kısım arkadaşlar, şu etrafındakiler, kırmızının etrafındakiler mavi olması gerekirdi. Boşluğu mavi gösterir. Burada muhtemelen direkt gömülü bir malzeme var. Bakalım oraya bir kazalım, görelim ne var ne yok. Hep beraber izleyelim. Ben bunu da bir kaydedeyim. Fotoğraf olarak da size bunu atacağım. Vay, burada benim eski görüntülerim de duruyor. Bakın. Şurada aşağıda var bir tane, yan yana iki malzeme falan. Neyse, bunları geçelim. Ne zamanmış? 8. ayın 5'i. Evet. 8. ayın 17'sinde var kaydım. Neyse, eski kayıtlara geçelim. Şimdi kaydettik bunu. Şimdi cihazımızı kapatalım. Takımlarımı hazırlayayım. İşleme başlayayım. Önce bir dedektörümüzü hazır edelim. Hava çok sıcak. Su içtim. Su ısınmış burada. Buz gibiydi o su. Ama havanın sıcaklığından dolayı çeşme suyundan daha sıcaktı. Çok zor şartlar altında iş yapıyoruz. Şimdi bakın, malzemeyi tam şu bulunduğum kısımda, alan tarama da burada gösteriyor. Şeyde görüntüleme modu da burada gösterdi. Şimdi buraya ufaktan bir kazmaya başlayalım. Bakalım. Hava sıcak. Toprak, zemin çok kuru. Toz, pislik bugün bayağı bir zor olacak ama yapacak bir şey yok. Küreyi verir misin abicim? Şurada kalsın. Arkadaşlar, çalışma yaparken, kazı yaparken iş yapmak da çok önemli. Şimdi işinizi hızlı yapmak için sistemli çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada bir mezar açıyor olsam, mezar buradaysa diyelim, tam şu benim kazdığım yerdeyse mezar, hemen yan tarafından şuradan 80 santim en 1 metrede uzunluk olacak şekilde böyle dar bir şekilde girip aşağı doğru sonradan genişletirseniz işiniz daha kolay olur. Şimdi kazma kürek ilk etapta çalışır. Belli bir derinliğe geldikten sonra kazma kürek çalışmakta zorlanırsınız. Ne yapacaksınız? Direkt geniş açmak da en başından sizi yorar. Dediğim gibi dar bir alanda ineceksiniz aşağı. Sonra yan tarafındaki yüksek kalan kısımları böyle blok blok aşağı indirirseniz işiniz daha kolay olur. Hele kuru havada o toprak böyle çok dağılmaz. Blok blok aşağı iner. Elle onları kaldırıp kaldırıp bir seferde 5 küreyi birden çıkarmış olursunuz yani. Ben şimdi burada
mezar aramadığım için direkt bana cihazın tepki verdiği yerden başladım. Önce bir küçük çukurla başlayalım. Ola ki malzeme çok yakındaysa zaten çukuru büyütmemize gerek yok. Bakın arkadaşlar, defineci küreği sapı kısa olur. Niye? Arabaya kolay girsin diye. Ayrıyeten kazı yaparken küçük çukur içinde çalışmak daha kolay olur. Sap uzun olursa zor olur. Belinizi belki ağrıtır kısa sap ama define kazanlar bilir. Belin ağrısa da işin çabuk olur. Bizde önemli olan İşimizi çabuk yapmak. Evet, 3 dakikada 30 santim. Demek ki dakikada 10 santim 50-50 bir çukur açabiliyormuşum. Şimdi böyle parçaları olduğu zaman elle almak daha kolay. Kürekle bunları dağıtırsanız daha fazla kürek sallamış olursunuz. Bu arada ameleliği de güzel yapıyorum herhalde. Bu nedir? Küp parçası sandım, değişik bir taş. Orada kalsın. Arkadaşlar bakmayın böyle kolay gibi göründüğüne. Şu kadarcık bir çukur insana ne kadar yarıyor ancak kazan bilir.
Nasıl bir ağaç kökü acaba ya? Değişik bir şey. Olabilir ya, beyaz bir ters çıktı içinden. Değişik. Evet arkadaşlar, kazmayı şimdi böyle bırakıyorum. Mola vereceğim. Yoksa çok yorucu olacak. Dinlene dinlene devam etmek istiyorum. Burayı böyle bırakayım. Bir su içeyim. Birazcık nefes alayım. Kaldığımız yerden devam ederiz birazdan. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ben gözüküyor mu? Ben görünmeyeyim çekerken. O kadar uzak yapma, ben görünmeyeyim. Böyle telefonu yere yakın bir yerden başlatırsan olur. Buraya gel, buradan çık. Onu iptal et. Aşağıdan, şuradan. İptal et onu. Sonra silersin onu. Ben çıkmayayım.
Evet, biraz mola vermiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Yazın çalışmak çok zor. Hava sıcak. Su getirdik. Kaç şişe, hepsi bitti. Araziye giderken takım taklavattan çok su taşıyoruz mübarek. Acayip. Şimdi şurayı da bir alayım, ondan sonra kürekle çalışmak daha kolay olacak. Bakın arkadaşlar, videonun başında söylediğim çalışma stili bu. Küçük bir çukur açtıktan sonra yandaki toprakları böyle blok blok indirmek daha kolay oluyor. Çok acayip bir ağaç kökü. Neyse, bir şey. Evet, bakın arkadaşlar, asıl ilk kazılan, gömülen yer burası herhalde.
buradan devam edeceğiz sanırım. Çünkü burası çok kolay kazılıyor. Bakın. Şuraya bak. Kum dökmüşler sanki. Bir mola daha. Evet. Devam edelim. Burası çok yumuşak gidiyor.
Evet arkadaşlar, şu anda yaklaşık bir 70-80 santime yakın kazmışım. Enes, toprağı çok uzağa atmıyorum. İşimiz bittikten sonra buraya bir hayvan insan düşmesin diye bu çukuru sen kapatacaksın. Haberin olsun. Kendini hazırla. Kazması benden, çukuru kapatması senden. Video izlerken çok güzel değil mi arkadaşlar? Kolaycacık iş yapıyorum. Hemen çukuru açıyorum, kayayı kırıyorum. Malzemeyi alıyorum. Ama öyle değil işte. Define kazanlar çok iyi bilir ne kadar zor olduğunu. Bir de arkadaşlar, bu defineciler arasında sözün meclisten dışarı, bilirsiniz, kahve kenarlarında böyle çok atıp tutan defineciler vardır. İşte işaretleri çözerler falan falan. Yani bunlara muhabbet olsun diye anlatıyorum arkadaşlar. Çoğunuz da bilirsiniz zaten de. Adama diyorum, bir yerde kazı yaptık 4 gece, 5 kişiydik. Kaç metre inersin? Bir diyor 5 metre, 6 metre. Ya nerede kazacağım 5 metre, 6 metre? Öyle bir şey yok da. Adam işte hani normalde o dediğim sayıda insan 5 kişi, 4 gecede en fazla 2 metre inersin arkadaşlar. 2 metre bilemedin, 2,5 metre inersin. Hadi en kötü toprak çok güzelse 3 metre inersin. Yani daha derini kazmak çok zordur arkadaşlar. Öyle kolay kazılacak toprak her yerde bulunmaz. Çok nadir çıkar. Biz de sonuçta 5 kişiyiz ama 5 kişi de inşaat amelesi değil ki arkadaşlar. Yani herkes içinde gücünde normal insanlar yani. Neyse, o kazdığımız yer biraz sıkıntılı bölgeydi. Bir de gece kazı yapıyorduk. 4 gecede arkadaşlar, şu çukurun 3 katı genişliğinde bir yeri bu kadar kazabildik arkadaşlar. Öyle acayip bir yerdi. Zaten son gece problemler oldu, bıraktık orayı. Çok sıkıntılı bir yermiş. Bakın arkadaşlar, yani şu ilk kısmı kazmak biraz zor. Bundan sonrası daha zor gidiyor normalde. Bazı yerlerde toprak yumuşak, yumuşamaya başlar. Orada daha kolay olur ama zaten arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Bakın, zengin mezarı 2-2,5 metrede çıkar. Fakir mezarı en fazla 1 metre, geneli 50 santim, 70 santimde kapak taşı çıkar arkadaşlar. Mezar harici işte bir küp olur, bir küçük malzeme olur. Yani böyle sandık dolusu, büyük küp dolusu veya
derler yani, teneke teneke altın. Öyle çok fazla bir malzeme yoksa yani 300 tane sikkenin, altın sikkenin çıktığı küp arkadaşlar 80 santimde, 90 santimde, 1 metrede. Yani genelde en fazla 1 metre 20 santimdir arkadaşlar. Böyle ufak tefek malzeme, ufak tefek dedim yani bir karpuz büyüklüğünde küp dahi öyle 3 metre 5 metre de olmaz arkadaşlar. Derinde malzeme olmaz. Derinde olan genelde tümülüstür, höyüktür veya konulan malzemeyi, konulan yeri, diyelim ki buraya bir malzeme gömdüler. Burada heyelan olmuştur daha önce, sel gelmiştir, toprak akmıştır. Anca öyle üzeri tekrar bir kapanmıştır, öyle derinleşmiştir. Genelde dediğim gibi ufak malzeme bir buçuk metreyi bulmaz. Bir metrede, bir metreye kadar karşınıza çıkması gerekir. Bilemedim 1.20. Ama zengin mezarı 2 metrenin altında olmaz. 2-2.5 metre arası olur, bazen 3 metreye kadar çıkabilir. Fakir mezarları da genelde arkadaşlar çoğunluğu %98'i denecek derecede çoğunluğu 70 santimde 80 santimde kapak taşı çıkar arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani işte birinden cihaz aldınız, kazdınız 2 metre, bir şey çıkmadı, aradınız adamı, adam diyor ki işte görüntülere bakayım, tamam 4 metre kazacağım. Biliyorlar 4 metre kimsenin kazmayacağını, atıyorlar tutuyorlar işte 4 metre 5 metre derinlikte mezar mı olur arkadaşlar, öyle bir şey yok yani. Höyük olması lazım ya da tümülüs olması lazım. Tümülüs de en az 6 metreden başlar. Yukarı doğru çıkar. Aha, bir taşa geldik. Of, dizime çarptı kazma. Hay. Malzemeye geldik mi ne? Hemen başladı sakatlıklar. Kazmanın sapı dizime çarptı. Uf, elektrik çarptı sanki. Uyuh. Kamera kayıtta mı? Kırmızı ışık yanıyor mu ya? Ben başlatmışım değil mi? Uyuh. Tam kazmanın sivri yeri geldi. Yine gazi olduk. Neyse, Allah'tan çok sert gelmedi ama akşam başlarız yine toparlamaya. Bir daha bir mola verelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar,
şurayı buraya kaz. Kazmayı öldürdük burayı. Burayı alalım. İyice yorulduk. Şurada bir taş var. Ne taşı acaba? Temin de o taştan bahsederken kazmanın sapını ayağıma vurdum. Dizim acıdı. Işık yanıp söylüyor mu kamerada? Şuraya bak ya, tuz gibi toprak çıkıyor, bembeyaz. Kazma bu taşa gelip duruyor ki demir. Neymiş bu taş? Şuraya bu kadarcık taş mı ya adamı? Ne hale sokuyor? Ver bakalım küreği. Sen al bakayım kısa video. Kısa video. Ben çıkmıyorum değil mi? Dikkat et ona. Dedektörü getir bakayım bana. Vay be, bir insan mezarı kadar yer açtım neredeyse. Nefes alalım. Burası yumuşak gidiyordu arkadaşlar. Burası yine sertleşti. Bir dedektörle bakalım. Bayağı çünkü derinleştik.
Şimdi arkadaşlar, hava ayarı yapıyorum. Şimdi şurada toprak ayarı yapayım. Geçen gece çalışma yapmıştım. Sesin diyecek kısmışım. Park 2 modunda arkadaşlar. 10 kHz'te. Hassasiyette 21'e getirdim arkadaşlar. Evet. Acaba burada mı derken, malzeme burada arkadaşlar. Muhtemelen malzeme de büyük bir malzeme ki şimdiden ötmeye başladı. Tam şurada. Bakın arkadaşlar, şimdi pinpoint modu. Bakın, malzemenin yerini sabitlemek için. Bakın arkadaşlar, nereden algılıyor görüyorsunuz değil mi? Bakın arkadaşlar. Bakın bak arkadaşlar, şimdi burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bakın, ortadaki çizgiler ötüyor ama üstteki çizgiler kenarda. Bakın şimdi hala tam birleşmedi. Tam malzemenin olduğu yer. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam malzemenin olduğu yer üstteki çizgilerin hepsi birleşti. Burası arkadaşlar. Şuraya doğru inmem lazım. Evet, teşekkür ederiz Minilab. Teşekkür ederiz Minilab Xterra Pro. Vay be. Çok yorucu oldu ama. İşte bu dedektörün sesini duyduk mu? Çok zevkli oluyor arkadaşlar. Burayı aşağı doğru alalım bakalım, yavaş yavaş ne olacak? Bu ne lan? Ulan burada taşa gelmiş ya. Ondan burası sertmiş. Lan ne büyük taş var orada. Mezar mı? Mezar mı lan yoksa? Taş bayağı büyük duruyor. Şu küreğe var bakalım. Arkadaşlar galiba mezara denk geldik gibi.
Ama mezar olma ihtimali yok çünkü görüntüleme cihazı boşluk vermedi. Acaba yıkılmış mezar mı? Göçme yapmış olsa burası da çukur olurdu üstü. Yani aslında burası böyle bir, bu zemine göre böyle bir hafif meyil vardı ama göçse daha çok, çok çukur olması gerekirdi. Çantanın şu taraftaki sağ gözünde pointer var. Turuncu getir bakalım. Taş oynuyor. Orada dursun. Yorulmuşum ya, taş nasıl ağır geldi biliyor musun? Çektim oraya taş çıkarken. Taşın altı boş. Ver bakayım pointer'ı. Yakın çık. Oh, bakın arkadaşlar şurada. Zaten burası kendiliğinden açılıyor taşın altı. Bakın. Dolgu toprak belli. Çok sert değil. Nedir, bir şey yok mu ya? Vay, işte burada. İşte burada. Bakın. Ne bu? Evet. Evet. Hop. Oo. Bu ne ya? Acayip bir şey, sarı. Bak bak. Nasıl parlıyor. Burada çiçek gibi bir şey var. Evet, yine geldik. Sonuca ulaştık. Ama size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu alaşımlı, ayarı düşük bir malzeme. Ama olsun, sonuçta sarı. Bakın. Vay be. Çok güzel. Tamam, kapatalım. Bu ne ya? Kemer gibi bir şey ha. Oo. Evet. Vay be. Ne güzel işlemeleri var. Şuna bakar mısınız? Bakın nereden çıktı. Evet. Burası dümdüz böyle. Dolgu belli zaten. Vay be. Çok güzel. Şunu tekrar kapatalım. Şöyle bırakalım. Bu kadar uğraştığımıza değdi. Çok yordu. 1 metre arkadaşlar derinlik. Kamera toz içinde kalmış be. Size çok yakın bir çekim. Değişik bir şey.
Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben yoruldum. Siz de izlerken yorulmuşsunuzdur muhtemelen. Arkadaşlar, videoya beğeni yapmayı unutmayın. Söylemek istediklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayan varsa kanalıma da abone olsun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bakın böyle bir çukur açtık. Şöyle bir yerde. Yordu ama yorulduğumuza değdi. En azından heyecanı var bu işin. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.